Merhaba, ben Ramazan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. 2022 LGS çalışmalarımıza artık başlayalım. Evet, ben kendi adıma biraz dinlendim ve artık 2022 LGS çalışmalarına başlayalım diyorum. Birkan Yıldız hocamı beni takip edenler biliyordur. Birkan Yıldız hocam benim üniversiteden arkadaşım ve kalemine güvendiğim iyi bir matematik yazarı. Kendisi Başarıyorum yayınlarından bir kitap çıkartmış. Birkan Hoca ile matematik resiteli ve kitabın çözümlerini tabii ki yine ben yapacağım. Kitabın çözümlerini Başarıyorum yayınlarının YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ve siz de Ramazan Hoca farkıyla LGS'de rakiplerinize fark atabilirsiniz. O zaman ilk dersimizde başlayalım. Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabında birinci testimiz, çarpanlar ve katlar birinci testimiz 7 ve 8. sayfadaki testin çözümlerini yapacağız. Pekala, hazırsak derse başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıdaki sayılardan hangisi 24'ün çarpanlarından biri değildir demiş. Şimdi 24'ün çarpanlarına bakarken ben sırayla yapmayı seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde çarpanla atlamamış oluruz. Birden başlıyoruz. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8 ve 4 kere 6. Bakın sayılar da birbirine yaklaştığı için artık bitiyor. 5 de yok. 6 ile dediğim zaman zaten tekrara düşmüş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere 3 çarpanlarımızdan birisi, 4 de çarpanlarımızdan birisi. 6'yı da çarpanlar arasında görüyoruz ancak 5 çarpanlardan biri değil. İkinci sorumuzda 180 sayısının asal sayılarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir diyor. 180 sayısını asal çarpanlara ayırmamız gerekiyor. 2'ye böldüğüm zaman 90, 2'ye böldüğüm zaman 45. Artık 2'ye bölünmeyecek, 3'e bölelim. 3'e böldüğümüz zaman 15 geliyor. Tekrar 3'e bölebiliriz. 5 geldi. Ve artık 5'e böleceğim ve 1 geldi. 1 gelene kadar bu işi devam ettiriyorduk. Bakın 2'den 2 defa olduğu için 2 üzeri 2. 3'ten de 2 defa olduğu için çarpı 3 üzeri 2 diyorum. Ve 5'ten de bir tane olduğu için 5 olarak yazabiliriz. Üstüne 1 de yazabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorularda 140 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır demiş. Bakın dikkat edin. Asal çarpan kelimesi çok önemli. Gidip de İşte 141 kere, 142 kere falan yapmayacağız. Burada 140 sayısını asal çarpanlarına ayıracağız. Yani 2'ye böleceğiz. En küçük asal sayı olduğu için. 70 diyorum. Daha sonra tekrar 2'ye bölünüyor. 35 kaldı. Şimdi artık 2'ye bölünmez. 35, 3'e de bölünmez. Rakamların toplamı 3'ün katı değil. 5'e bölünür. 5'e bölündüğünde 7 geldi ve 7'ye tekrardan böldüğümde 1 geldi. Gördüğünüz üzere 2, 5 ve 7 olmak üzere 3 adet asal çarpanımız karşımıza çıktı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü sorudayız. Yukarıda alanı verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Burada alan 45 metrekare verildiyse şunu yapabiliriz. Bir kere 45'ten meydana gelmiş olabilir. Ya da 3 kere 15'ten de 45 gelmiş olabilir. 5 kere 9'dan da 45 gelmiş olabilir. Peki başka var mı? Başka yok. O zaman kenarlarımız 1 ve 45 olursa buradan toplamı 46 olur. Tabii bunu 2 ile çarpacağız çünkü bizim burada kısa ve uzun kenarlarımızdan ikişer tane olacak. Yani çevre 92 olabiliyor. A şıkkı oldu. 3 ile 15 olsun diyelim. 3 ile 15 olursa da 18. Bunu da 2 ile çarptığımız zaman 36. Bakın 36 da olabiliyormuş. 5 ve 9 denesek yani kenarlarımız 5'e 9 olsa toplamı 14 yapar. Bundan da ikişer tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz. Buradan da 28 elde ettik. Bakın C şıkkı doluyor ancak 20 santimetreye ulaşabiliyoruz. 5. sorumuzda 360 eşittir 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y çarpı 5 üzeri z olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş bize. 360 sayısını asal çarpanlarına ayırarak bakalım. 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Buradan 2'den 3 defa olduğu için 2 üzeri 3 olacak. 3'ten 2 defa olduğu için 3 üzeri 2 ve 5'ten 1 defa olduğu için de 1 olacak. Şimdi bu ikisi, bunun üçünün toplamı tek sayıdır demiş. X 3'tü, Y 2 idi, Z de 1'di. Bunların toplamını yaptığımız zaman 3, 2 daha 5, 1 daha 6 tek sayı değil. A şıkkı yanlış. X ve Y'nin toplamı asal sayıdır. Bakalım 3 ve 2'nin toplamı 5'tir. 5 de bir asal sayıdır. Doğru. Ancak diğerlerini bir görelim. 3 kere 2 kere 1 6 yapar. 6 bir asal sayı değil.
X çift sayıdır demiş. 3 çift bir sayı değil. Doğru cevabımızı 5 şıkkında görmüş olduk. 6. sorumuzda A sayısının asal çarpanlar algoritması yukarıda verilmiştir. Buna göre A çarpı E işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Bakın burada asal çarpanlarına ayrıldıysa ve 1 bulunduysa bu aşağı doğru giderken bölünerek yapılıyordu. O zaman yukarı çıkarken de çarparak çıkabiliriz. 1 kere 5 çarpıyorum burada 5 oldu. 5 kere 3 çarptık 15. 15 kere 2 30. 30 kere 2 60 ve 60 kere 2 120 oldu. A sayımız 120. E sayımız da 5 ve bunları çarptığımızda 600'e yani 5 şıkkına ulaşıyor. 7. soruda Esma'nın aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının toplamı 12'dir. Buna göre Esma'nın aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi asal çarpanların toplamı 12 ise bakmamız gerekiyor. 70 bir defa 2'ye bölünür, 5'e bölünür ve 7'ye bölünür sayılardır. Burada rakamları topladığımız zaman 2, 5 daha 7, 7 daha 14 yapıyor. Ancak biz 12 demiştik. Demek ki bu değil. Şimdi 100 sayısı 2'ye bölünür bir sayı ve 5'e bölünür bir sayı. Başka da asal çarpanı olmaz. Bunları topladığımızda ise 7 yapar. 12 olmadı. 175'e baktığımız zaman 175 3'e bölünür bir sayı. Bir de 5'e bölünür bir sayı. Başka böleni var mıdır diye de bir bakalım. Acaba 175 5'e bölündüğünde ne geliyor? 175'i 5'e bölüyorum. Buradan 3 kere 5, 15 geldi. 25 ve bu da 5 defa 35 geldi. Çok önemli. Demek ki 7'ye de bölünüyor. Bakın işte bir şey daha elde ettik. 3, 5 daha 8. 8, 7 daha 15 yaptı. Bakın burada 12 yaptım toplamları. Demek doğru cevabımız D şık ama yine de bilelim. 350 sayısı 5'e ve 7'ye bölünür. 35'in katlarında 7 olduğu için yani 35 7'nin katlarından olduğu için bunu alabilirim. 5 ve 7'nin toplamı da 12 yapıyor. Zaten biz de asal çarpanların toplamının 12 olmasını istiyorduk. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Ha burada tek tek işte asal çarpan da yapabiliriz ama bence artık buna alışalım. Yani bu sefer kaça bölünür? 2'ye bölünür mü? 3'e bölünür mü? 5'e asal çarpan istiyoruz. O zaman asal sayılar soracağız onlara. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye, 11'e, 13'e bölünür mü, bölünmez mi? Bunları araştırıyoruz. Burada toplamımız D şıkkında 12 yaptı asal çarpanlar olarak. 8. soruda yukarıdaki çarpan ağacında D 2 basamaklı en küçük asal sayı olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisidir? 2 basamaklı en küçük asal sayımız 11'dir ve çarparak yukarı çıkıyoruz. 11 kere 5, 55 yapacağız. 55 ile 3'ü çarptığımız zaman 165 yapacağız. 165 ile 2'yi çarptığımız zaman da buradan 330 yapmamız gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. 9. soruda ABC birbirinden farklı asal sayılardır. A sayısının asal sayılarının çarpımı şeklinde yazılışı yukarıda verilmiştir. Buna göre A sayısının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın burada bizim ABC diye gösterdiğimiz sayılar farklı asal sayılar olacak. Ve buradaki A sayısının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii bunu şöyle göstereceğim ben. Bu büyük A sayısı için diyeceğiz bunu. Çünkü bu A sayısı için bakıyoruz. Burada A kare çarpı B kare çarpı C demiş. Ben burada en küçük asal sayıları buna vermek istiyorum. Mesela buraya 2 verelim. Buraya da 3 verelim. Buna da 5 verelim. Ki çok fazla büyümesin buradaki işimiz. Yani küçük asal sayıları oraya vereyim ki karesini aldığımız zaman büyük sonuçlar elde etmedim. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 ve çarpı 5 var. Buradan 5 kere 4 20 ve 20 ile 9'u çarptığımız zaman şu 3'ün çarpımı 180 yapıyor. Demek ki A sayımızın şuradaki A sayısını alabileceği en küçük değer 180 olarak bulundu. 10. soruda farklı iki asal sayının çarpımından oluşan bir doğal sayının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır demiş. Peki farklı iki asal sayının çarpımından oluşacaksa hemen bakalım. Mesela 2 ve 3'ten bahsedelim. Bunların çarpımından oluşuyormuş 6. Kaç tane pozitif tam sayı böleni olacak? Bir defa asal sayılardan dolayı, bakın asal sayılardan dolayı 2 tane zaten asal çarpanlardan dolayı normal çarpan olacak. 2 tane pozitif böleni olacak. 2 ve 3'e bölünecek. 1 de kendisine bölünecek. 1 de unutma 1'e bölünecek. Dolayısıyla toplamda 4 tane böleni olmuş olacak. Mesela 6'nın bölenleri 1 kere 6 ve 2 kere 3'tür. Başka değiştirin. Fark etmez. Her türlü 2 tane asal sayının çarpımından oluşan bir doğal sayıda 4 adet pozitif çarpan bulacaksınız. 11. sorumuzda yukarıdaki ifade bir doğal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır?
Peki alabileceğimiz en küçük değer burada 30'un 1'e bölündüğünü biliyorum. Ve en büyük olarak da 30'un 30'a bölündüğünü biliyoruz. Ancak dikkat et. Burada a eksi 3 şöyle göstereyim. Şurası 30. Şurada a eksi 3'ümüz hem 1 olacak hem de 30 olacak. Ona göre bakacağız. A eksi 3 1 ve a eksi 3 30 olduğunda burada en küçük değeri, burada da en büyük değeri bulmuş olacağız. Şimdi eksi 3'ü karşıya gönderiyorum. Buradan a eşittir 1 artı 3'ten a yerine en az 4 yazabiliyoruz. Daha sonra buraya baktığımızda eksi 3'ü karşıya gönderdiğimde a eşittir 30 artı 3'ten burada da 33 yazabiliyoruz. Bu ikisinin toplamını istiyor. Bakın en az 4 yazabiliyormuşuz. En fazla 33. 33 ve 4'ün toplamından 37 sonucuna yani D şıkkına ulaşıyoruz. 12. sorumuzda asal çarpanları 2 ve 3 olan iki basamaklı en büyük ve iki basamaklı en küçük doğal sayının farkı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi asal çarpanlarımız 2 ve 3 olacak ve iki basamaklı olacağız. Şimdi 2 ve 3'ün çarpımına ulaşacağız. Ancak sadece 2'nin ve 3'ün kuvvetleri gelecek. Yani burada 2 kere 3 zaten 6 yapıyor bir defa. Onu söyleyeyim. Burada 2 kere 3 değil de 2'nin karesi çarpı 3 diyebiliriz. Çünkü sadece 2 ve 3'ten oluşmuş oluyoruz böyle olunca. Buradan 4 kere 3'ten en az 12 olabiliriz 2 basamaklı. Peki en fazla kaç olabiliriz? Ona bakalım. 2'nin kuvvetlerinden devam edelim. 2 kere 3, 2 üssü 3 çarpı 3 yani 8 çarpı 3'ten bakın 24 var. 2 üssü 4 çarpı 3'ten 16 çarpı 3 yani 48 var. 2 üssü 5 çarpı 3 yani 32 çarpı 3'ten de 96 var. Daha da yüksek yok. Hocam 3'ün kuvvetlerini hiç yapmadınız. Onlardan olmaz mıydı? Evet, onlar da olabilirdi. Mesela 2 çarpı 3'ün karesi. Buradan 2 kere 9 yani 18 olurdu. 2 çarpı 3'ün kübü. Buradan 2 çarpı 27'den 54 olurdu. 3 üzeri 4 yazamam. 81 çarpı 2 yapar. Şurada olamazdım. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bu da olabilir. Bakın 4 kere 9'dan 36 ya da 2'nin kübü çarpı 3 üzeri 2 yani 8 çarpı 9'dan 72 de olabilir. Ancak dediğim gibi en büyük 96 ve en küçük de 12 olarak görüyoruz. O zaman 96'dan 12'yi çıkarttığımızda farkımızı 84 olarak A şıkkında görüyoruz. 13. soruyu çözerek ilk testimizi tamamlayacağız. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıtların kenar uzunlukları birer tam sayı ve kısa kenarları santim cinsinden birden farklıdır. Bakın önemli bir bilgi verdi. Birden farklı ve kenarlar tam sayı olacak. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin kısa kenar uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre kısa kenarların alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Pekala. Şimdi 18'in bölenleri yani çarpanları neler? Bakalım 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6. Başka var mı? 4, 5 yok. 6'ya dönüyoruz. Tekrar bitiyor. 48'e bakalım. 1 kere 48, 2 kere 24, 3 kere 16, 4 kere 12, 5 kere yok, 6 kere 8 var bitti. Şimdi bir seçme demişti. Tamam. Bak kısa kenar olarak 2 seçebilirim. Kısa kenar olarak 3 de seçebilirim. 4 seçemem. Kısa kenar olarak 6 seçemeyiz. Bak çok önemli. Hocam 6 da var. 6 da ortak. Evet. Ancak dikkat et. 6 seçersen burada kısa kenarın değil uzun kenarın olmuş olur. O yüzden bu iş bitti. Yani nereye kadar? 2 ve 3'ü alabiliriz sadece. O zaman alabileceğimiz iki farklı tam sayı değerimiz varmış. Burada Birkan hocam yine işte kalitesini konuşturuyor. Çok güzel bir soru. Önemli olan ortak olmaları değil, önemli olan kısa kenarlar olarak ortak olmaları. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Evet kıymetli öğrencim, testin çözümlerini tamamladık. Umarım senin için gerçekten faydalı bir ders olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Bu çözümlerle ilgili düşüncelerini de yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Evet, Başarıyorum yayınlarından çıkmış Birkan Hoca ile Matematik Resitali kitabımızın çözümlerini Başarıyorum yayınlarının YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Düzenli bir şekilde soruların çözümleri gelecek ve sizlere bu soruları taktiklerle, püf noktalarıyla vermeye devam edeceğim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.